verdiniz. Sağ olun. Sağ olun. Büyük para. Ve bu tehdit acil çözüm gerektiren bir zorunluluk halinde karşımızda. Çünkü bir yandan su kaynaklarımızın, yeraltı su kaynaklarımızın daha derinlere çekildiğini biliyoruz. Bir yandan nehirlerimizin debisinin azaldığını, su miktarının azaldığını biliyoruz. Bir yandan da kaynaklarımızın, sularımızın kirlendiğini biliyoruz. Bütün dünya iklim değişikliği tehdidi nedeniyle, yani yer kürenin ısınması nedeniyle zaten su kaynakları konusunda sorun yaşarken, bir yandan da uygulanan tarım politikaları nedeniyle suyun vahşi kullanımı, yanlış kullanımı devam ediyor. 401 kilometre uzunluğundaki Gediz'imiz, doğduğu Murat Dağı'ndan itibaren Uşak, Manisa ve İzmir'i kat ederek 401 kilometre içinde İzmir'e dökülüyor. Şimdi biz bir yandan yağmur suyu ayrıştırma kanalları yapıyoruz. Bir yandan denizin, körfezin yüzülebilir hale gelmesi için birçok çalışmayı yürütüyoruz. Ama Gediz'in denize döküldüğü noktada kirliliğin önünü kesemezsek temiz deniz, temiz körfez mümkün değil. Dolayısıyla bizim Gediz'in doğduğu yerden itibaren döküldüğü ana kadar birlikte el ele verip çalışmamız gereken bir durum var. İzmir'in dışında Manisa'da, Kütahya'da, Uşak'ta Gediz'in aktığı bütün mecralarda birlikte çalışmamız gerekiyor. Bu aslında sadece İzmir'in meselesi değil. Gediz havzası dediğimiz bölge Türkiye'de tarım üretiminin %10'unu yapıyor. Gediz havzasındaki Gediz Nehri'nin kirliliği veya temizliği Ankara'daki, İstanbul'daki vatandaşı da ilgilendiriyor. Aslında pandemi bize gösterdi ki bizim hepimiz aslında birbirimize bağlıyız. Birimiz dışında kaldığı zaman toplu halde iyileşmemiz mümkün değil. Şimdi Gediz'de de böyle bir tablo var. El ele vermek mecburiyetindeyiz. Birlikte çalışmak mecburiyetindeyiz. İnsan bedeninde damar nasıl kan taşır ve can verirse bu cennet vatanın damarları da nehirleri. Siz nasıl kendi bedeninizdeki damara zehir enjekte etmezsiniz? Nehirlerimize de kirlilik, zehir enjekte etmemeniz lazım. Dolayısıyla bizim öncelikle nehirlerimizin ne kadar kıymetli olduğunu, ne kadar önemli olduğunu ve topraklarımıza nasıl can verdiğini bilmemiz lazım. Milliyetçilik dediğiniz şey hamasetten geçmiyor. Milliyetçilik dediğiniz şey nehirlerimizi korumaktan, ovalarımızın bereketini korumaktan, dağlarımızı korumaktan, kuşunuzu, ağacınızı korumaktan geçiyor. Onun dışında milliyetçilik, hamaseti hiç kimsenin ekmeğini de büyütmüyor. Gerçek milliyetçilik de o değil zaten. Yani atalarımızın bize bıraktığı bu cennet vatan dediğimiz bu güzelim topraklar, bu bereketi büyük topraklar, birlikte sahip çıkmamız gereken, yeraltı kaynaklarını, göllerini, nehirlerini korumamız gereken topraklar. Aksi takdirde o mirasa, atalarımızın bize bıraktığı mirasa da ihanet etmiş oluruz zaten. Gediz giderek kirleniyor ve giderek yok olma tehdidiyle karşı karşıya. Aynı
bir bedendeki cam gibi o da direnmeye çalışıyor. Hayatını sürdürmeye çalışıyor. Bizim korumamız, Geliz'i korumamız aslında kendimizi korumamız demek. Kendi geleceğimizi kurtarmamız demek. Bu 401 kilometrelik güzergahta yapacağımız tespitlerle nerede nasıl tedbir alınması gerekiyor? Nerede paket arıtma tesisi yapılması gerekiyor? Neredeki denetimde zafiyet var, nasıl denetlenmesi gerekiyor? Bütün bunları yerinde tespit edeceğiz. Ve belediyelerimizle birlikte işbirliği içinde bunlara çözüm arayacağız. Ve gerektiği noktada da hükümet yetkililerimizi, bakanlık yetkililerimizi bilgilendireceğiz ve onlardan talep edeceğiz bazı çözümleri. Ama bizim seçilmiş yerel yöneticiler olarak asli görevimiz el ele vererek görev yaptığımız topraklarda bir doğanın zenginliğini korumak, iki tarımsal alanlarımızın üretim yapan çiftçilerimiz için bereketini, bolluğunu korumaya çalışmak. Bu bizim asli görevimiz. Dolayısıyla da bir yerel yönetici olarak bunun gereğini yerine getireceğiz. Kirlilik yaratan her yeri tespit edeceğiz. Ve çözüm konusunda da yerinde değerlendirmeler yapacağız. Ve hep birlikte çözüm üretmeye çalışacağız. Biz bu vatanı seviyoruz. Biz bu vatanı canımız gibi korumaya devam edeceğiz. Ve biz bu vatan için canımızı feda etmeye hazırız. Canımız gibi sevdiğimiz vatanın can damarlarının tıkanmasına, kirlenmesine, kesilmesine, kopmasına asla izin vermeyeceğiz. Bu topraklarda doğal kaynaklarımıza, zenginliklerimize sahip çıkmamanın bedelini her gün ödüyoruz. İstanbul'da Marmara Denizi'nde ortaya çıkan bu silaj son birkaç yılın meselesi değil değerli arkadaşlar. Onlarca yıldır har vurup parman savurduğumuz zenginliklerimizin, asla sahip çıkmadığımız derelerimizin, zehirlediğimiz Ergene'nin, temiz akıtmadığımız derelerin, kanalizasyonunu denize verdiğimiz yerleşim alanlarının sonucudur. Bizim bugün yaptığımız bu yolculuk, bu maraton, Geliz Ergene olmasın, Körfez Marmara olmasın gezisidir. Amacımız budur. Geliz'i Ergene'ye çevirmeyeceğiz. Temiz deniz, temiz körfez, temiz nehirler atalarımızın bize bıraktığı mirastır. Biz de bunları evlatlarımıza, torunlarımıza tertemiz miras bırakmak mecburiyetindeyiz.